Tabii ki dua ederken duanın bir takım adabı var. Duada öncelikle kişinin abdestli olması, kıbleye yönelmesi, eğer mümkünse dizüstü oturması ve samimi bir şekilde, içten bir şekilde dua etmesi gerekiyor. Burada duayı da yalnız Allah'tan istemesi gerekiyor. Evet. Yani herhangi bir peygamberden bile dua isteyemez. Herhangi bir kuldan dua isteyemez. Doğrudan Allah'tan istemesi gerekir. Değil mi? Tabii ki. Şimdi demin biraz önce bir video izledim de o yüzden biraz gülüyorum. Yani Allah insanlarımıza kolaylıklar ihsan eylesin. Müslümanlara, insanlarımıza kolaylıklar ihsan eylesin. Abi. En başında biz de böyle dua edelim ve Allah Müslümanlara da akıl fikirler ihsan eylesin. Şimdi biraz önceki bir videoda bir hanımefendi, yani adını soyadını vermeyeceğim, adını vereceğim, lakabıyla birlikte vereceğim ki herkes onu tanısın. Yani bir reklam gibi falan da diye soyadını vermediğim için. Şimdi Işık abla diye birisi çıkmış, bir video yayınlamış ve burada diyor ki size mucizevi bir dua öğreteceğim falan diyor. Ve bütün Müslümanlar hemen dikkat kesilmiş. Müslüman olmayanlar da var orada. Baktım hani merak ettim mucizevi duası nedir bunun falan diye. Hanımefendiyi şöyle biraz tavsif edeyim. Kalın gözlükler takmış. Saçı açık. Saçı açık. Dekolte değil ama saçı açık. Efendim böyle hani orta yaşlarda falan bir hanımefendi. İnsanlara diyor ki efendim İsa Mesih adına diyor bakın. Yani burada iyi ki bunu diyor. İsa Mesih adına diyor. Ve İsa Mesih adına diyor. Üzerimizdeki belaları kaldır. İsa Mesih, Rab İsa Mesih diyor. İşte kanserli hastalara diyor şifalar ver. Borçlarımıza işte edalar ver. Bunlar hep İsa Mesih'e diyor. Rab İsa Mesih falan diyor. Efendim İsa Mesih ölmedi diyor. İşte o öldükten sonra tekrar dirildi vesaire diyor. Şu anda bizi duyuyor. Ve bütün duaları hep İsa Mesih adına yazıyor. Ve burada tabii ki üzücü olan ne biliyor musunuz? Yani burada üzücü olan onlarca Müslüman diyor ki benim için de dua et diyor. Bana da dua et. Benim de şu sıkıntım var. İşte evladımın kısmeti kapanmış, işim yok, bilmem ne yok falan filan. Yani biz Müslümanlar olarak ne hale gelmişiz ya? Yani birisi İsa Mesih adına diyor. Yani biz duaları nasıl ediyoruz? Bismillah diyoruz. Yani Allah adına. Bu nedir? Eğer birisi İsa Mesih adına derse bu şirktir. Bu kadın da müşriktir. Müşrikedir. Yani Allah'a şirk koşmuştur. Ortak koşmuştur. Müşrik olan bir kadından Müslümanlar dua istiyorlar. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye meşhur bir laf var ya. Öyle hocam. Yani Müslüman bir ülkede, Müslüman ülkemizde, Türkiye'mizde çıkıyor birisi video yayınlayabilir. Yani onun hakkıdır, yani böyle yasak falan değil. Bunu yayınlayabilir. Ama üzücü olan ne? İnsanlar kalkıp, Müslümanlar kalkıp bu kadının şekline, şemaline, kılık kıyafetine bakmadan, İsa Mesih adına demesine bakmadan bunlardan dualar istiyorlar ya. Nereye gelmişiz ya? Nereden nereye gelmişiz? Yani bu kadar bir cehalet olur mu? Ne demek? Bunlar hepsi şirktir. Ve Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen büyük bir çoğunluğu hep şirkten bahsediyor. Müşriklikten bahsediyor. Peygamberimizin düşmanı müşriklerdi. Tevhidden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Efendim yine Kur'an-ı Kerim ve la tekunenne minel müşrikin, müşriklerden asla olma diyor. Yani bütün insanlara, hatta peygamberimize bile böyle hitap ediyor. Sakın bak sen müşriklerden olma diye bir peygamberine bile böyle diyor. Ve bir insan çıkıyor, yani müşrik, yani günümüzde yaşayan bir müşrik, bir insan kalkıp İsa Mesih adına diye başladığı zaman bu müşriktir. Bunu araştırmaya gerek yok. Bundan dua istemeye gerek yok. İnsanlarımız biraz akıllı olsunlar. Müslümanlar biraz okusunlar. Yani dinledikleri kişileri biraz ölçsünler, tartsınlar, bitsinler. Maalesef ülkemizde
Hristiyanlar cirit atıyor. Evet. Maalesef. Maalesef ülkemizde misyonerler cirit atıyor. Ve misyonerler hiç Müslümanın olmadığı yerlerde evler kiralıyorlar. Buraya gençlerimizi götürüyorlar, genç kızlarımızı götürüyorlar. Evet. Bakın demeyelim yani bunlar bize bir zarar veremez, biz Müslümanız falan filan diye. Bakın onlarca kişi bundan dua istiyor. Ben de altına bir yorum yazdım, bir uyarı yazdım. Bu kadın müşriktir, Allah'a ortak koşuyor. Her şeyi İsa Mesih adına istiyor. Sakın bak buna inanmayın. Bunun duasına falan da amin demeyin diye bir uyarı yazdım. Bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak böyle bir uyarı yazdım.